Merhaba saygıdeğer izleyicim. Videoma hoş geldin. Bu videomda sizlere Apple Intelligence'ın en sevdiğim özelliklerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Henüz Apple Intelligence beta sürümünde. Zaten telefonumda da Apple Intelligence'ı kullanabilmek için şu anda iOS 18.2 beta sürümü yüklü ve cihaz İngilizce arkadaşlar. Maalesef ki Türkçe dil desteği henüz olmadığı için cihazı İngilizce, Siri'yi İngilizce ve cihazın bölgesinde Amerika olarak kullanmak zorundayız şu anda. Henüz Türkçe dil desteği ve bölgemizde bu servisin kullanılabilirliği yok ne yazık ki. Zaten özellikle henüz beta. Ancak benim ilk deneyimlerim olarak bazı özellikler gerçekten hoşuma gitti. Bunlardan size bahsetmek istiyorum. Öncelikle ilk bahsedeceğim özellik arkadaşlar, kendi firmam için çekmiş olduğum bir görselde yaptığım değişikliklerle alakalı. Şimdi bakın, bu görseli ben çektim. Şöyle hemen çevirelim. Bu görseli arkadaşlar ben çektim. Ama görselde aslında dikkat çekmek istediğim şeyler şemsiyeler. Ancak burada görüyorsunuz bazı insanlar ve bir nesne var. Burada hemen arkadaşlar Apple Intelligence'a başvuruyorum. Hemen düzenle deyip clean up diyorum. Şöyle basıyorum. Daha sonra bana nerede değişiklik yapmak istediğimi soruyor. Ve hemen şöyle işaretliyorum arkadaşlar. Şunu şuradan diyorum. Kaldır. Çok güzel bir şekilde kaldırıyor. Daha sonra kendisi de işaretliyor arkadaşlar. Şöyle yeniden bir işaretleyelim. Onu da kaldırdı. Şunu da. Evet, şunu da gönderelim. Tekrar işaretleyelim. Evet, gördüğünüz gibi hepsini arkadaşlar fotoğraftan gönderdi. Fotoğrafı benim istediğim şekilde temizlemiş oldu. Ve artık firmam için çektiğim görseli paylaşabiliyorum. Daha öncesinde şurada insanlar olduğu için rahatsızlık duyulmasından ötürü paylaşamayacaktım. Ancak bunu kusursuz bir şekilde Apple Intelligence'la halledebildim. Bunu Samsung da yapıyor arkadaşlar. Ancak ilerleyen vakitlerde kimin nasıl ne kadar başarılı olduğunu tabii ki de göreceğiz. Notlar kısmında şöyle bir özellik var. Herhangi bir çiziminizi hemen şurada yapay zekanın kalemiyle işaretliyorsunuz arkadaşlar ve sizden bir şey yazmanızı istiyor. Ben buraya home yazdım. Ve bitti dedim. Evet arkadaşlar, şu anda çizim ve yazdığım şeyden bir şey çıkartmaya çalıştı. Birden çok şey çıkartıyor tabii ki. Ama ben yanlış işaretledim sanırım. Bir tekrar işaretlemek istiyorum. Şunu şuradan kaldırayım bir. Ha, ben kapıyı silmişim. Şuraya bir de kapı çizelim. Çizdik. Yeniden bir işaretleyeyim. Tekrar home yazdım. Evet, bakalım şimdi ne çıkartacak. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şimdi de böyle bir şey çıkarttı. Bunu beğenmediyseniz şöyle değiştirebiliyorsunuz. Burada sizin çiziminizi geliştiriyor ve ona söylemiş olduğunuz şeyle birlikte harmanlayıp ortaya bir şey çıkartıyor. Ekstra sizin çiziminizi de siliyormuş. Evet, sizin çiziminizi siliyor arkadaşlar sanırım. Böyle onun çizimi kalmış oluyor. Dilerseniz de geri alabiliyorsunuz sanırım. Evet, çiziminize geri dönebiliyorsunuz yine. Bu da böyle bir özellikti. Ekstra bir özellik de Genmoji tarafında var arkadaşlar. Buradaki emojiler size eğer yetmediyse hemen şurada Genmoji kısmına geçiyoruz. Ve hemen yapay zeka devreye giriyor. Smile yazıp şuradan gönderdim. Şimdi yapay zeka benim ona verdiğim komutla bana emojiler oluşturmaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu siz tamamen artık size kalmış. Burada mesela şöyle smile banana yazalım. Gülen bir muz oluşturuyor arkadaşlar size. Evet. Çok keyifli şeyler çıkartabiliyorsunuz ortaya ve bunları ekleyip gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen süreçte, şimdi daha bilgisine sahip değilim ama
belki de işte tüm cihazlara, Samsung'lar, Android'ler dahil tüm cihazlara bunları gönderebiliyor olacağız büyük bir ihtimalle. Tam o kısmını bilen arkadaşımız varsa yorumlarda ifade edebilir. Bir de Image Playground var arkadaşlar. Burada da yapay zekaya siz diyorsunuz ki birden çok komut veriyorsunuz. Atıyorum bir beach diyelim. Gönderelim. Şuradan umbrella diyelim. Aynı zamanda sunny de diyelim. Şöyle 3 tane komutu verdik ve bize böyle bir görsel oluşturdu. Tabii ki bu da birden çok görsel. Burada aklınıza ne gelirse arkadaşlar, yapay zekaya burada komutları veriyorsunuz. O da sizin için gerçek görseller bu şekilde oluşturuyor. Daha doğrusu yapay zeka ile oluşturulan görselleri size sunmuş oluyor arkadaşlar. Bence bu da çok keyifli bir özellik. Birden çok kriterle bir görsel oluşturmak istiyorsanız ya da tek bir kriterle de oluşturmak istiyorsanız buraya yazıyorsunuz ve yapay zeka sizin için hemen sonsuz görüntüler oluşturuyor arkadaşlar. Sonsuz dememin sebebi sonunu getiremedim henüz. Şöyle yana geçtikçe oluşturmaya devam ediyor arkadaşlar. Ta ki siz beğenene kadar. Dilerseniz bu görseli kayıt edebilirsiniz. Şurada. Dilerseniz kopyalayabilirsiniz. Dilerseniz paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer özellik yine notlar kısmında. Burada şöyle göstereyim. Yazmış olduğunuz bir metni işaretliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Burada Writing Tools diyorsunuz. Ve bunu işte profesyonel mi, liste halinde mi, ne şekilde istiyorsanız o şekilde size yapılandırıyor. ChatGPT desteği de var. Hemen GPT'ye geçip buradan bunu benim için geliştir diye bir komut da verebiliyorsunuz. Ve yazdığınız şeyi sizin için daha detaylı hale getirebiliyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yenilik olarak Siri'nin yeni arayüzü var. Ekstra ChatGPT desteği var. Hemen şurada göstermiş olayım onu da. Şuradan Apple Intelligence ve Siri'ye girdiğinizde görüyorsunuz ChatGPT diye burada. Siz burayı aktif hale getirdiğinizde Siri'nin de ChatGPT'ye erişim izni olmuş oluyor. Onu da şöyle göstereyim yeni arayüzünü. Hey Siri. Hi. Hey Hasan. How can I help? Use ChatGPT. I am an AI assistant powered by ChatGPT. Use ChatGPT dediğinizde questions and provide information. How can I assist you today? Evet, ChatGPT'den aldığı herhangi bir cevabı da size burada ChatGPT'den aldığını gösteriyor arkadaşlar. Use ChatGPT dediğinizde direkt ChatGPT'ye soruyor. Yeni arayüz de bu şekilde oldukça şık. Bunu da yine İngilizce dilinde kullanabiliyoruz. Farklı bir dilde henüz kullanımı mümkün değil ne yazık ki. iOS 18.1.2 ile gelen farklı özellikler de var arkadaşlar. Ancak ben Apple Intelligence'ın en beğendiğim özelliklerini sizler için şöyle bir derledim. Ve yalnızca bunları anlatmak istedim. Sizin de iOS 18'de çok hoşunuza giden özellikler varsa bunları yorumlar kısmında konuşuyor olalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.